Bir zamanlar bir adamın hanımı genç yaşta vefat etti. Adam çok sevdiği hayat arkadaşının yasını belli bir süre tuttu. Ama hem akrabalarının hem de arkadaşlarının ona söylediği şey aynıydı. Tek başına hayata devam edemezsin. Hem bak, küçük bir çocuğun evde bekliyor. Ona bakacak bir anneye ihtiyaç var. Böylece adam yeniden evlendi. Evlendiği kadın çok iyi niyetli, şefkatli bir insandı. Ama kadın adamın ilk eşinden olan küçük oğluna kendisini bir türlü sevdiremiyordu. Annesinin hatıralarıyla dolu çocuk, üvey annenin bütün çabalarını boşa çıkarıyor, kalbini ona açmıyordu. Yeni anne ona türlü türlü hediyeler alıyor ama çocuk hediyelerin hepsini ya parçalıyor ya da sokağa atıyordu. Kadın sevgi ve şefkat sözleriyle kendisine yaklaşmaya çalışıyor, gel gelelim çocuk ya oradan kaçıyor veya kadına bağırıyor, kötü sözler söyleyerek üvey annenin kalbini kırıyordu. Kadın artık çaresiz kalmıştı. Sonunda o civarda yaşayan ve hikmetleriyle meşhur bir alime gidip durumunu arz etti. Alim onun anlattıklarını dinledi ve ''Senin müşkilini halledebiliriz.'' dedi. ''Bunun için özel bir büyü yapmak gerekiyor. Bu büyü içinde bana bizzat kendi ellerinle bir aslandan kopardığın 3 tüy getirmen lazım. O zaman büyüyü yapabiliriz. Sen de istediğin şeye kavuşur, üvey çocuğunun seni sevmesini sağlayabilirsin.'' Kadın zorlu bir görevle karşı karşıya kalmıştı. Aslan gibi, vahşi ve saldırgan bir hayvandan 3 tüy koparmak zor bir işti. Nasıl gerçekleştirebileceğini düşündü kadın ve sonunda bir plan yaptı. Kasaptan birkaç kilo et alıp ormana doğru yola koyuldu. Sonra ormanın derinliklerinde eti yere koyup biraz uzağa giderek beklemeye başladı. Ve biraz sonra bir aslan çıktı geldi ve eti yemeye başladı. Kadın onu uzaktan önceye seyretti. Eti yemekle meşgul aslan kadının uzaktaki varlığıyla pek ilgilenmedi. Bu hal bir hafta devam etti. Kadın her gün ormana etle gidiyor, eti koyup uzaktan aslanı seyrediyordu. Aslan artık yediği etle uzaktan kendini seyreden bu kadın arasındaki ilişkiyi kurmaya başladı. Bir sonraki hafta kadın ormanın o kısmına gittiğinde her zamanki gibi aslan çıkıp geliyordu. Genç kadın bu defa eti aslana doğru attı ama uzağa gitmedi. Aslan yine kadınla ilgilenmeden eti yemeye koyuluyordu. Her defasında kadının yolunu gözleyen aslan onun eti kendisine doğru atmasını bekliyordu. Kadın aslan arasında mesafe birkaç metreye kadar indi. Bir haftada böyle geçti. Ve üçüncü hafta, kadın planının bir sonraki adımını uygulamaya başladı. Ormanın derinliklerine gitti. Aslan ortaya çıktığında eti elinde tutup aslanın gelip eti almasını sağladı. Vahşi hayvan yemeğini artık onun yanı başında yemeye başlamıştı. Her defasında kadın eti neredeyse kendi eliyle ona yediriyor. Ne o hayvandan ürküyor ne de hayvan kadına zarar vermeyi aklından geçiriyordu. Garip bir bağ olmuştu ikisinin arasında. Haftanın sonlarına doğru eti aslana ikram eden kadın, hayvan karnını doyurduktan sonra ona dokunmaya cesaret etti. İlginçtir, hayvan kadının kendisine dokunma girişimine hiçbir tepki vermedi. Kadın onu önce okşadı, sevdi ve yelesinden 3 tüyü usulca kopardı. Aslan oralı bile olmadı. Karnını doyurmuş, yerde uzanıyor ve büyük bir kedi gibi gurul gurul sesler çıkartıyordu. Kadın kopardığı 3 tüyle sevinç içinde oradan ayrıldı ve alimin yanına koştu. ''Getirdim efendim.'' dedi sevinçle. ''İstediğiniz 3 aslan tüyünü getirdim. Şimdi o bahsettiğiniz büyüyü yapabilirsiniz artık.'' Alim kadını dinledi ve kadına tebessümle baktı. Sonra şöyle devam etti. ''Kızım, büyüye gerek kalmadı. Sen vahşi bir hayvana bile nasıl davranılacağını, onun en yakınına nasıl sokulabileceğini, hatta yelesinden 3 tüyü bile nasıl koparacağını öğrendin. Bundan büyük büyü mü olur? Bundan sonra yapman gereken şey,
bu öğrendiğin yöntemi evindeki o kalbi yaralı küçük aslan üzerinde de uygulaman. Kadın hem hayret hem de hayranlıkla alimi dinlemekteydi. Alim devam etti. İnsanların çocuklarla ilgili en büyük hatalarından birisi aceleciliktir. Onlara sabırla, usul usul yaklaşmak yerine hemen sonuca ulaşmaya çalışırlar. Hikmet silsilelerini atladıkları için de maksatlarının tam tersiyle karşılaşırlar. Sense onlara nasıl yaklaşabileceğini öğrendin. Yolun açık olsun. Evlat yetiştirmede, insan yetiştirmede hepimize büyük bir ders veriyor alim. Bizler birkaç şey anlatınca hemen olmasını ve hayata geçmesini bekleriz. Halbuki doğru ve yanlışı öğretmek, bunun uygulanmasını sağlamak büyük bir sabır ve emek ister. Ağaç bile önce fidan dikilir, sulanır, bakım yapılır, zararlı böceklerden korumak için ilaçlar kullanılır ve yıllar sonra büyüyerek meyve vermeye başlar. Hiçbir fidan diker dikmez meyve vermez. Çocuklar da, eğittiğimiz kişiler de aynen böyle ağaç gibidir. Bir de tersini düşünelim. Bir fidan dikiyoruz ama ona ne su veriyoruz, ne bakımını yapıyoruz, ne zararlı böceklerden onu koruyoruz. Bir süre sonra o fidan kurumaya başlar. Meyve beklediğimiz fidanın sadece kuru haliyle karşılaşırız. Emek vermediğimiz evlatlar da aynen böyledir. Bir zaman sonra hiç beklemediğimiz kötü karakterli bir kişilik olarak karşımıza çıkarlar. İyi eğitim, doğru yöntem, topluma faydalı bir birey yetiştirmemize sebep olacaktır. Evlatlarımıza doğru ve iyi bir eğitimi sabırla verelim. Lütfen başkalarının istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.